Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet Zinni Efendi'nin Nimet-i İslam adlı eserinde ki bir İslam ilmi hali fıkıh kitabı olarak yazılmış ve önemli eserlerden alıntılar ve konunun dayandığı delillerden ayet ve hadisleri de naklederek ve sık sık da İmam Şafii Hazretleri'nin içtihatlarına da göndermeler yaparak yazdığı, ele aldığı bu kitapta bir başucu kitabı Nimet-i İslam'da namaz kitabı cenaze namazı başlıklı bölümü okumaya devam ediyoruz. Namaz kılınan cenazeye velayeti olmayanın gelip namaz kılması caiz olmadığı gibi başkasıyla namazda bulunanlar velinin salatı iade etmesi suretinde, yani veli olan kişinin namazı tekrar iade etmesi suretinde tekrar cemaat olamaz, olmaları dahi caiz olmaz. Çünkü bunda, yani cenaze namazında teneffül, yani nafile meşru değildir. Yani olay şöyle, velisi olmadığı halde bir namaz kılınmış ama hak sahibi velisi gelip bu namazı ben iade edeceğim dediğinde daha önce velisi olmadan namaz kılanlar daha hak sahibi veli geldi diye namazı tekrar kılamazlar. Çünkü cenaze namazı farz-ı kifaye olarak bunda nafile sünnet olmadığı için ikinci kıldıkları da nafile hükmüne geçemeyeceği için tekrar namaz kılamazlar. Cenaze velisi, yani ölünün meyitin velisi, onun namazını kıldıktan sonra kendi mertebesinde bulunan diğer velilerin namazı iade etmeleri dahi olmaz. Yani hak sahibi bir veli namazı kıldıktan sonra diğer veliler bu namazı iade etmek istemeleri doğru olmaz. Çünkü kılınanın velayeti mütekamildir. Yani kılan da bir veli olduğu için tekrar iade etmeler doğru olmaz. Tekaddüm, yani daha çok hak sahibi olan, daha öncelikle hak sahibi olan kimse meyyitin, ölünün namazına meyyitin vasiyet ettiği kimselere ehaktır. Yani ölü hak sahiplerinden birini vasiyet etmiş, cenazemi o kıldırsın demişse o kimse daha çok hak sahibidir. İmamet babında geçen Nisa cemaati, yani normal namazlarda, diğer sair namazlarda kadınların cemaat olması hakkında geçen konular, kerahat meselesi, yani normal namazlarda kadınların cemaat olmaları mekruh denmiş, mekruh olarak yazılmıştı. Kılacak olduklarında onların eğer erkek bulunmadığı durumda cenaze namazını kadınlar kılacak olduklarında onlardan biri safın ortasında bulunmak üzere imam olup diğerleri ona iktida ile cemaat olarak kılmalarında kerahat yoktur. Yani normal namazda olan kerahat cenaze namazında yoktur. Hiç erkek olmazsa kadınlardan biri imam olarak öne çıkar ve diğer kadınların önünde imamlık yapar. Bunda da herhangi bir kerahat yoktur. Cenaze namazına has bir durum. Çünkü onların ayrı ayrı kılmaları suretinde biri evvelce namazı bitirmekle farz onunla yerine gelmiş olarak diğerlerinin namazı nafile olur. Cenaze namazında ise teneffül nafile olması mekruhtur. Cenaze namazı farz ve imamın tekaddümü öne çıkmasının terki de mekruh olup iş farzı yerine getirmek için mekruh işlemek ile mekruhu terk etmek için farzı terk etmek arasında dahi olmakla evvelki alınan fetva olarak alınmış mesele olur. Hazreti Seyyid-i Sadat aleyhissalatü vesselam Efendimiz gasıl ve tekfin olunup
serire konulduklarında Hazreti Ebubekir ve Ömer radıyallahu teala anhuma yanlarında muhacir ve ensardan hane-i saadetini alacağı kadar zevatla beraber olarak içeri girdiler ve Cenab-ı Risalet Efendimiz'e karşı saf bağladılar ve müşarın aleyhima Hazretleri, yani Ebu Bekir Ömer Hazretleri orada belli ifadeler söylediler. Sonra muhacirin ve ensar hazretleri de onlar gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiler. Sonra da müşarın aleyhima hasıl olan sufufu ilki olarak belli bir şeyler, dualar, selamlar söylediler. Sair saflar amin dediler. Herkes fevç fevç gelip aleyhissalatü vesselam Efendimizin namaz kılarak çıkarlardı. Erkekler, kadınlar, hatta çocuklar Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını bu veçile kıldılar. Vefatları günü olan pazartesi gününün zeval vaktinde, ertesi salı gününün zeval vaktine değin bu suretle eda-i salat olunmuştur. Kılınan namaz mezkur veçi üzere ayrı ayrı olup cemaat akdi suretiyle olmadığı icmaen sabittir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kılınan namaz ayrı ayrı olup cemaat şeklinde cenaze namazı kılınmamıştır. Cenaze namazına sonradan gelip imam iki tekbir arasında bulan kimse namaza hemen dahil olmayıp imamın tekbirini muntasıl olur. Yani bir insan cenaze namazına gelmiş, imam bir tekbir almış ama iki tekbirin arasında yetişmiş. O zaman hemen uyumayıp bekleyip imamın tekbiriyle namaza dahil olur. İmamın iftitah tekbirinde mevcut iken geciken kimse ikinci tekbirine intizar etmeyerek muktedi olur. İmamın birinci tekbirinde mevcut iken geciken kimse imamın ikinci tekbirini beklemeden hemen ona muktedisi olur, uyar. Dördüncü tekbirden sonra gelen kimse cenaze namazına yetişmiş olmaz. Onu artık cenaze namazını kaçırmıştır. Dördüncü tekbir namazın bitişi olduğu için. Cenaze namazında mesbuk bulunan kimse, yani imama sonradan yetişen kimse, imamın selamından sonra cenaze musalladan daha kaldırılmamışsa, dualarla beraber, işte salli barik, Rabbena atina gibi, cenaze namazında okunan Allah'ım mağfirli hayyina ve meyyitina gibi dualara vakit varsa, cenaze kaldırılmıyorsa onlarla beraber. Ama cenaze hemen kaldırılacak, kaldırılırsa, yetişemeyecekse yalnız tekbirlerle salatı itmam, namazı tamam eyler. Müteaddit cenazelerin içtimağında her birine ayrı ayrı namaz kılmak evladır, daha iyidir. Yani birden fazla cenaze varsa, müteaddit cenazeler varsa onlara ayrı ayrı namaz kılmak daha evladır. Hangisi sabık önce gelmişse onun namazı evvel kılınır. Sabık yok ise, önce gelen yoksa eftal olan, en eftal olan, faziletli olan takdim olunur. Namazların müştemiyan hepsinin bir arada kılınması takdirinde geniş saf tertibine nazar olunsun. Geniş saf tutmak tertibine uyulsun. Müteaddit cenaze namazları hakkında bunu açıkladıktan sonra hepsine bir namaz kılmak da sahiptir. Yani birden fazla cenaze, müteaddit cenazeler var, meyitler var. Hepsini bir arada namaz kılmak sahiptir. Ama evla olan hepsini ayrı ayrı kılmaktır. O halde yani hepsine bir kılınacağı zaman cenazeler ya geniş bir saf olup
İmam onların eftali önünde durur, en fazlası önünde durur veyahut kıbleye doğru uzun bir saf olup her birinin göğsü imamın önüne muhazi bulunur. Her birinin göğsü imamın önüne doğru olur, aynı hizada olur ve tertibe riayet olunarak meyitin eftali, tertibe rivayet olunarak ölünün en faziletlisi ve muhtelif olduğuna göre de erkeği imama en yakın bulunur. Erkeklerden sonra erkek çocuklar cenazesi imama daha yakın olur ve ondan sonra hünsa çift cinsiyetli olanlar ve daha sonra da kadınlar ve daha sonra murahika yani doğruyu yanlışı ayıracak büyük yaşa gelmiş hanım kızlar ve kız ondan sonra da kız çocuklar cenazesi konmuş olur. İlim ve takvaca ve yaşça ileride olmak gibi eftal faziletlerde aranan şey ilim, takva ve yaşça büyük olmak gibi şeyler aranır. Evet, cenaze namazı konusunda okuduğumuz bu sohbeti başka bir bölümde devam etmek umuduyla Allah'a emanet olun.